Beyaz TV ekranlarına cennet köşeleri hoş geldiniz. Ben Mert Savaş Yıldırım'la beraber ülkemizin cennet köşelerini karış karış gezmeye devam ediyoruz. Yine öyle bir yerdeyiz. Programımızın adının hakkını sonuna kadar veriyor. İşte yukarısı orman. Altında kendine has mimarisiyle evler, arada çiçekler. Yat limanı ve bulunduğum yerde masmavi deniz. Solumda Meis, Yunan adası. Anladığınız üzere efendim. Cennetten bir köşe Kaş'tayım ve iddia ediyorum harika bir Kaş programı hazırladık. Ben sözü fazla uzatmayayım. Cennet köşeler Kaş'ta başladı. Bazen durduk yerde insana rahatsız eder. Yine bugün kendi kendimizi eğlendireceğimiz ama aynı zamanda rahatsız edeceğimiz bir konumda Muharrem Bey'leyiz ama dedi ki dünya bana ne der? Çok küçük ve çok dar. Dünya size ne der? Adrenalin doktoru. Sizin lakabınız ne? Maho. Maho A. Sadece Maho. Ağalık yok mu? Adrenalin Maho. Adrenalin Maho. Buradan yukarı çıkacağız. Sonra? Köprülerden karşıya geçeceğiz. Tabii güvenli bir şekilde. Önce kendimizi telik halatlara bağlayacağız. Ondan sonra ikinci köprüsünü geçip üçüncüye başlayacağız tırmanmaya. En son da ağacın tepesine vardığımızda karşıya zipline dediğimiz tandem uçuşumuzu gerçekleştireceğiz şu makaralarla. Makaralarla. Her işin başı emniyet, yine taktık. Burada en çok dikkat edilmesi gerekenlerden biri, her zaman üzerinizdeki o askılardaki kilitlerden biri takılı kalacak. Devam ediyoruz. Bir gittikçe daha da zorlaşıyor ama aynı zamanda da heyecanlı ve zevkli tabii. Şimdi bundan sonraki aşamayı söyleyeyim. Buraya kadar güzel geldik. Buradan karşıya geçeceğiz. Altın kural, bir elde mikrofon, bir elden buradan tutuyoruz. Tutmasak bir şey olur mu? Olmaz. Çünkü şu anda çelik halata bağlısın. Bağladık. Altın kural, elinizi buraya koymuyorsunuz. Hızlandığınız zaman eliniz gidebilir. Bekliyoruz. Şimdi karşı tarafta diğer arkadaşım. Beni bekleyecek. Beni bekleyip yumuşak bir iniş yapacaksın. Şimdi eğer mikrofonu şöyle alırsan daha dengeli olur gibi geliyor bana. Evet, öbür eli bırak. Yavaşça otur harnızına. Hazır olduğunda gönderiyorum sana. Hazır mıyız? Abi hazırız da bilmiyorum. Gönder abi, gönder. Terlik. Hadi bakalım. Evet, bundan sonrası karşıya geçiş. Saklı kentte heyecan dolu turumuz devam ediyor. Az sonra Kaş'a doğru yola çıkacağız. O koylar, deniz, tarihi eserler, inanılmaz yerler bizleri bekliyor. Efendim, cesaret ne cinsiyette ne de fizikte, tamamen yürekte. İşte sevgili Ayça kardeşimle yan yanayız. Şöyle baktığımız zaman yaş olarak benim neredeyse 1/3'üm. Kilo olarak yarım, boy olarak da omuzumda. Ama benim asla ve asla yapamayacağım bir şeyi biraz sonra o yapacak. Çıkalım yukarıya doğru. Ben az önce Survivor parkurunda kendi limitlerimi zorladım. Sıra bungee jumping'e gelince ben bakmaya bile cesaret edemiyorum. Merhaba güzel kardeşim. Merhaba. Nasılsın? İyiyimsin, nasılsınız? Teşekkür ederim. Daha önce hiç atladın mı? Hayır, atlamadım, ilk atlayışım. Hiç mi heyecan yok? Yani çok değil. Alışkanım bu tür şeylere. Seviyorsun bu tarz işleri. Evet, seviyorum. Kaç kilosun? 53. 53. Vallahi yarı yarıyayız. Yarı yarıyayız. Biraz sonra sana gerekli bilgiler verilecek. Evet. Sonra yukarı çıkacaksın. Evet. Atlarken acaba ne düşüneceksin? Yeri. Herhalde inişi düşünüyorum. Aşağıda seni bekleyeceğim. Tamam. Aklına ilk ne geldiğini orada sana soracağım. Tamam. Şimdi değerli eğitmenler var. Daha önceki yıllarda da karşılaşmıştık. Yaklaşık bir 25 yıldır bu işi yapıyorlar. Onlardan da o kıdemli olan uzun saçlı, karizmatik, güneş gözlüklü arkadaşımızı yanımıza alırsak ne yapacak kardeşimiz? Şimdi birlikte onunla yukarıya çıkacağız. Ben ona bu atlayış sırasında eşlik edeceğim. Yanında bulunacağım. Az önce zaten ağırlığını söyledi. Kilo limitlerimizi de burada bir kere daha belirtmek isterim. Saklıkent'te şu anda 30 kilogramdan 135 kilograma kadar değişik ağırlıklarda atlamak mümkün. Hatta toplam ağırlıkta iki kişi birlikte atlamak da mümkün. Yani 135 kiloya kadar. Şimdi birlikte çıkacağız. Hemen Karaçay Nehri'nin üzerine döneceğiz.
Zaten senin de bildiğin üzere burası Antalya ve Muğla il sınırıdır Karaçay, Saklıkent. Şu an aslında Kaş sınırına geçtik. Kaş'tayız. Şimdi şu döneceğiz. Kaş'tayız, onu da söyleyelim. Karaçay'a. Karaçay'a döneceğiz. Atlayışımızı gerçekleştirecek. Saatte kaç kilometre hızla inecek? Yani aşağı yukarı bizim yüksekliğimiz 50 metre. Muhtemelen yani burada 80-90 kilometre hızlara ulaşır. Serbest düşüş yasasında bir 3 saniye kadar düşecek. Ondan altın sonra lastikle kural esnecek. Altın kural. Altın kural sepetten ileriye atlamamak. Bir heykel gibi düzgün bir şekilde hareket etmeden düşmek, sadece düşmek. Her ne kadar bu bir atlayış olsa da, yani bungee jumping atlayış denilse de, bu düşmektir aslında. Hazır mısın? Hazırım. Hazırız. Hadi güle güle. O zaman. Hadi gel. Bülent ve Ayça'nın bungee jumping yolculuğu başlıyor. Her zaman söylüyoruz, önce emniyet, ama tepeden baktığınız zaman işte artık Muğla Antalya il sınırından Antalya tarafında Kaş'a geçmiş bulunmaktayız. Biraz sonra daha da detaylı bilgiler vereceğim size, ama böyle gençleri gördükçe moralim, gücüm de yerine geliyor. Şöyle bir şey olacak, buraya binecekler. Yukarı doğru çıkacaklar. Aman, şakası bile hoş değil. Sabit, sallanmak bile beni bozuyor. Daha sonra aşağıya, Karaçay'a doğru küt. Güzel bir atlayış inşallah. Acaba ben de mi denesem? Daha o kadar büyümedim. Daha o kadar cesur değilim. Ayça ve Bülent atlayış için vinçle beraber, vinçin gücüyle 50 metreye çıktılar. Dakikalar sonra atlayış gerçekleşecek. Ben cesaretinden dolayı bu atlayışı yapan herkesi tebrik ediyorum. Ama sahiden yukarıdaki manzarayı da merak etmiyorum dersem yalan söylerim. Ben bunun yaklaşık 20'de biri olan, burada az önce o halatta bayağı terledim, ama hepsinin önemlisinde şöyle bir şey var. Gençlik güzel, gençlik heyecanlı. Gerekli talimatlar yukarıda son bir kez daha veriliyor. Artık bundan sonra her an atlayış için beklemedeyiz. Hani diyorlar ya, uçtu Ayça uçtu. Ne zaman? Her an. Yavaş yavaş yanımıza geliyor, ama cesaretinden dolayı tebrik ediyoruz. Buradaki arkadaş da söyledi. Çığlık atmayan dedi, sayılı atlayış yapan biri dedi. Genellikle hep dedi, çığlık atılıyor. Şimdi tabii biz de dikkat ediyoruz. Kabine çarpmamak için hızlı bir şekilde geçelim. Geldik yanına. Merhaba. Merhaba. Nasıldı? İyi, çok güzeldi. Hiç korkmadın mı? Korktum ama korkunun necele faydası yok. Yani. Ne geldi aklına düşerken? Ya çok yüksek oldu. Direkt ölüm geldi aklıma ya. Nedense. Peki değdi mi? Değdi, o zevki çok aldın güzeldi. O heyecanı yaşadın mı? Değdi, çok güzeldi. Yani yarın öbür gün bir daha böyle... Yaparım, kesinlikle yaparım. Daha yükseğinden? Yurt dışında böyle barajlardan atlanıyor. Onu yapmayı planlıyorum. Barajlardan falan. Sen açtın kendini Ayça. Seni tebrik ediyorum. Seni tebrik ediyorum. Vallahi bravo. Bende bu cesaretin binde biri yok. Burada yapılan eğlenceli aktivitelerden bir tanesi de Ringo Rafting. Hani daha önceki raftingler gibi düşünmeyelim. İşte bakın, şöyle bir bot var. Elinize kürekleri alıyorsunuz, tek başınıza bota binip elinize küreğiniz, üzerinize can yeleğiniz, burada Karaçay üzerinde keyif yapıyorsunuz. Nasıl mı? Birazdan bekleyelim, görüntüleri ekrana getiririz. Çekimler için de en zevklisi bence Ringo Rafting'ti. Sebebi de şu, buz gibi suya ayağımızı sokuyoruz ve bu yoğun sıcağın altında serinleme imkanı buluyoruz. Tur başladı. Kolay gelsin kardeşim. Kolay gelsin. Suda şaka yapmıyorsunuz. Suda şaka yok, değil mi? Kürekle birbirine vurmak yasak. Ringo'da bir şey yemek içmek? Hayır, yasak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yaklaşık yarım saat süren 5 kilometrelik bir parkur 40 lira. Bungee jumping 200 lira, ama ufak indirimler yapılabiliyor. Gelir gelmez kendimizi o bıraktığımız
Zipline ve parkurun ücreti de adam başı 40 lira. Mikrofonun ıslanmayacağını bilsem keyifle deneyeceğim. Çok güzel bir su var. Yani inanılmaz keyifli bir su var. İnsan yüzmek istiyor bu suda. Hani aklıma Azmak'taki program geldi, Gökova'daki. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Herkes hayatından memnun, gayet güzel gidiyor. İşte sıcaklardan buralan, buranın sevimli köpeklerinden. Buz gibi su ayaklarında. Buradakiler şanslı. Şu yüzden şanslı. Burada insanların yiyeceklerinden onlar da payını alabiliyor. Ama ne diyoruz? Bu sevimli dostlarımızın yiyeceğini düşünerek yemek artıklarının içine lütfen kürdan ve sakız koymayın. Bunu sık sık dile getiriyoruz. Ve buradakiler şanslı ama her sokak hayvanı bu kadar şanslı değil. Barınaktakileri de düşünelim. Sıcaktaki normal sokaktakileri de düşünelim. Su kaplarını unutmayalım. Kolay gelsin. Güzel aile, nasılsınız? Şöyle bir merhaba diyeyim size. Merhaba. Nereden yolculuk? Eskişehir, Bilecik. Bilecik, gezmeye, tatile. Evet. Kim geldiniz? Ailemle geldim. Hanım, iki tane kızım. Ya bu kız babaları böyle hanımları ikinci plana atıyorlar kızlardan sonra. Onlar otelde kaldı, ben kızımla çıktım gezmeye. Ya torpillisin. Evet. Torpilli bu. Şimdi anne bu görüntüleri görünce kızmayacak mı? Oo, köpürecek, köpürecek. Vallahi diyecek, çok köpürecek valla. Annenin otelde yemek sorunu yoktur herhalde. Yok yok. Her şey dahil mi? Sıkıntı yok, evet. Ama bak, siz orada bak özel tavuklar, patatesler. Oh, buz gibi suyun kenarında. Ablamın adı ne? Ayşe. Ayşe abla. Sizin isim neydi efendim? Yüksel. İşte Yüksel Bey'in size olan müthiş sevgisinin ispatı. Evet. Yanında kızıyla beraber otelde bıraktı, kaçtı. Doğru, doğru, kaçtı. Arada bir öyle, ben de kızımı alıp kaçarım bazen. Yani güzel oluyor, şöyle bir aktivitelere katılalım dedik. Onlar öbür küçük kızımla orada kaldılar. Biz büyük kızımla çıktık böyle işte. Uyumlu olanı aldınız o zaman, biraz daha yürümeyi, sporu seven. Doğru, aynı. Öbürkü biraz şey yapmıyor, suyu daha çok seviyor, havuzda kaldı. Peki arıyor mu yenge arada? İki sefer. İki sefer. Bizim bir arkadaş var, ismi lazım değil, onu söylemeyeceğim. O da kızıyla beraber 28 kere 6 saat içinde aranıyor, yani oluyor öyle şeyler. İki sefer aradı beni, ne yapıyorsunuz, neredesin? Evet, daha şimdilik, daha akşama kadar kaç sefer arar hiç bilmiyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi, saat 2'ye giriyor, siz 3.30'da oteldesiniz. Yok, o kadar da gitmeyiz herhalde ya. Haberleri var orada. Peki, kolay gelsin. Yok. Kolay gelsin, afiyet olsun. Kolay gelsin. Madem buraya kadar geldik dedik, hadi biraz da Saklıkent Kanyonu'ndan size bahsedelim. Saklıkent Kanyonu bu bölgeye geldiğiniz zaman bence kesinlikle ama kesinlikle görmeniz gereken bir yer. İçeride daha net bilgileri vereceğim ama girerken 6 lira para ödüyorsunuz. Öğrenciyseniz bu ücret yarıya düşüyor, yani 3 liraya. İçeride neler var? Burada anlatmamın bir anlamı yok. İçeriye gireyim, o görselle beraber anlatmak daha keyifli olacak. Saklıkent Kanyonu 18 kilometre uzunluğunda bir parkura sahip. Belli noktaları bu platform üzerinde yürüyorsunuz ama belli noktadan sonra suyun içinde yolunuza devam edeceksiniz. Ondan sonrasına pek gidemeyeceğim. Çünkü çakıllı ve taşlı bir yol var suya indikten sonra. Ama burada tabii ekranlarınıza geliyor. Bakın bunlar binlerce yılda oluşan jeotermik olaylardan sonra oluşan kanyonlar. Hem yürüyelim hem de bir yandan bilgileri verelim. Her zaman söylüyoruz, bulunduğunuz yerin tadını çıkartmak için yapılabilecek en güzel şey kurallara uymak. Dikkatli bir şekilde yürüyeceksiniz. Atlamak, zıplamak, suya girmek kesinlikle yasak. Zaten önce can diyoruz. Suları her daim soğuk. Yılın belli mevsimlerinde su yüksekliği elbette daha da artıyor. Burası rahat bir yürüyüş yolu. Buradan böyle yürüyelim. Ama biraz sonra o parkur bitecek, daha sonra platform bitecek. İşte o zaman iş biraz zorlaşıyor. Gelenlere sormak lazım, beğendiler mi diye. Merhabalar. Beğendiniz mi? Beğendik. Güzel değil mi? Merhaba, nasılsınız? Merhabalar. Nasıldı parkur, zevkli miydi? Harika. Suya girip yürüdünüz mü? Onu hiç sormayın. Bacaklarımı bir an böyle benim değilmiş gibi hissettim. Müthiş soğuk. Siz üşüdünüz mü? Kalyon buz gibi vallahi. Abi siz üşüdüyseniz, ben üşüdüysem hanımlar, çocuklar kilo, ne yapsın?
100 kilo üzeri üşüdüyse normal değil mi? Biz böyleysek diğerlerini yaptık. Eyvah, arkada trafik oluştu. Biz hızlı hızlı devam edelim. İşte yüzmek serbest mi bilmiyorum ama arkadaş kendini bırakmış soğuk sulara. Bu işin sonunda Akdeniz'den çıkacak. Ağır ağır gidiyor. Ne güzel geldi vallahi o sıcaklardan sonra burası serin serin. Suyun çok soğuk olduğunu söylediler. Biraz sonra bakarız, yerinde bakarız. Ayaklarımızı biz de sokarız zaten. Şu dakikadan itibaren artık platform sona erecek. Bakalım sahiden soğuk mu? O dağlardan, kaynaklardan gelen buz gibi sular işte böyle belli noktalarda Karaçay'la buluşuyor. Ve bu buluşmayla beraber buluşmanın olduğu yerler özellikle misafirlerin ilgisini çekiyor. Hani bu mevsimde böylesine buz gibi güldür güldür bir su. Herkes de buranın resmini çekiyor keyifli bir şekilde. Arada şu resme gireyim mi çaktırmadan? Yok, girmiyor. Buradan böyle geliyoruz. Arkadan resme girdik. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Kim geldiniz? Biz Hollanda'dan geldik. Hep böyle yurt dışından gelen misafirler, ne güzel. Çocuklar kaç yaşında bu bağırdığınız çocuk? 9. 9 yaşında? Aha. Yaramaz mı biraz? Yok, kızcık. Yaramaz olmaz. Ama geziyor. Geziyorlar. Amcalarıyla. Aha, 9 yaşında çocuğumuz geldi. Hayır, 9 yaşında. 9 yaşında. Gel, 9 yaşındaki çocuğumuz, gel. Gel. Bu mu? Kaybolan çocuğumuz bu mu? Bu erkek çocuğu, adın ne? Yakup ya. Sizin? Ya Yakup, sen niye bırakıp gidiyorsun böyle, bak bağırıyorlar arkandan. Valla anamı falan aşağı indirdiydim. Öyle. Yakup kaybolacağım diye ödü koptu herkesin ya. Eğleniyor musun? Güzel ya, mi? Güzel ya, beğendik. Harika değil mi? Niye annenin sözünü dinlemiyorsun? Arkandan bağırıyor, şaka. Boş ver, tadını çıkar. Göz önünde ol, tadını çıkar, tamam mı? İşte kanyonda yürüyüş yapmak isteyenler için, karşıdan karşıya geçmek isteyenler için güzel bir halat koyulmuş. Dediğim gibi parkur 18 kilometre ama hani 3 kilometreden sonrasını kolay kolay giden yok. Ben ısrarla şu herkesin çok soğuk, ayaklarımız dondu dediği suya bir ayaklarımı sokmak istiyorum. Bu soğuk dedikleri suya ben girdim. Hani bana pek işlemiyor bunlar. Karadeniz çocuğu olunca soğuk suya alışkın oluyoruz. İzmir çocukları özellikle bir arkadaşımız var. Bayağı üşüyor ama su soğuk. Bir çift gördüm orada. O kadar hoşuma gittiler ki uzaktan. Bir yanlarına gidip merhaba demek istedim. Yer çok güzel. Hem gölge hem su soğuk. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyim. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Sağ olun. Böyle resimlere mi bakıyordunuz beraber? Evet. Çektiğimiz resimleri yüklemeye çalışıyorduk. Nereden geldiniz? İzmir Karşıyaka'da. İkiniz. Evet. El ele. Baş başa. Ne güzel. Kaç yıllık evlisiniz? 34 yıl. 34. İstanbul. Plaka yakalandı vallahi. Seneye İzmir. İkinci balayı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu sizin herhalde 31-33. Balayı falan. Bu ışığı görüyorum sizlerde. Ve çok örnek alıyoruz sizlere. Teşekkür ederiz. Sırrı ne bu mutluluğun? Karşılıklı anlayış. Birbirini iyi anlama. Yakınlık. Var mı özel bir formülü? Saygı, sevgi, karşılıklı anlayış. Her zaman güler yüzü. Bizim kusurlarını görmüyoruz bazen. Ne güzel. Çoluk çocuk, torun. Var. Bir tane torunumuz var. Aklınız onda kalmıyor mu şimdi, torunda? Bir tarafta telefonda onlarla paylaşıyorduk zaten bu anları. Çocuklarla torun. Torun kaç yaşında? Bir yaşında. Torun ufak ama buradan çocuklarla gelin mi var? Yok. Bir kızımız var. İki damat var. Bir damadımız var. Bir damada ve kızlara nispet yapılıyor burada o zaman. Evet. Biraz öyle ama biraz da paylaşmaya çalışıyoruz videolarla, fotoğraflarla. Tamam, teknoloji de tamam. Tamam. Vallahi ne güzel böyle. Hep böyle mutlu olmanız dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Ne güzel.
Kaş'ta yine dünyanın en özel bölgelerinden birindeyiz. Güneşte böyle tam gözüme geliyor. O yüzden benden ziyade çevrenin ekrana gelmesinde fayda var diye düşünüyorum. Efendim burası dünyaca ünlü Patara plajı. Aslında burayı sadece plaj olarak düşünmemek lazım. Yine Kültür Bakanlığı tarafından burası bir koruma alanı. İçeride tarihi eserler var ama onlar için önceden izin alınması gerekiyordu. Amfitiyatro var ve buna benzer başka değerli eserler. Şimdi burası 14 kilometre uzunluğunda bir plaj. Ve buranın en önemli özelliği masmavi denizi. Ve biraz sonra gideceğim, ayaklarımı o suya sokacağım. Ve ekranlarınıza gelen kumsalı. Kumun derinlikleri diyor. İnternette dersime çalışırken öyle gördüm. Zaman zaman bazı yerlerde 150-200 metreye kadar çıkıyormuş. Herhalde sanıyorum denizin içindeki kumun derinliğinden ya da buradaki kumun derinliğinden bahsediliyor, onu anlayamadım. Onunla beraber şöyle baktığımız zaman denizi görmeden bakarsak eğer, buraları birçok Türk filminde görmüşüzdür. Çünkü Patara plajı eskiden Türk filmlerinde çöl sahnesi gerektiği zaman çöl olarak kullanılan bir alan. Şimdi gidelim biraz da denize bakalım nasıl, sonra yine birkaç bilgi daha paylaşacağım sizlerle. Bulunduğumuz plajla ilgili bir bilgi daha sizlere vermek istiyorum. Burası da daha önce İztuzu plajını ekranlara getirmiştik. Dalyan'da orası gibi caretta carettaların üreme alanı. O yüzden 1 Mayıs'la 1 Ekim tarihleri arasında akşam 8'den sabah 8'e kadar kumsala girişler yasak. Ve o yüzden de burası yine koruma altında özel bir bölge olduğunu söyleyelim. Peki buraya geldiniz. Bence yanınıza da yiyeceğinizi getirebilirsiniz. Ya peki burada bir şeyler yemek içmek istiyorsanız kaç lira ödeyeceksiniz onu da söyleyeyim. Bir şişe ufak su 2 lira, çay 3 lira, gözleme 10 lira. Eğer kıymalı gözleme yerseniz fiyatı 12 lira. Tavuk döner, sandviç 13, tabakta 15, meşrubatlarda 5 lira. Bu bilgileri de sizlerle paylaşalım istedik. Eğer Patara'ya gelmek istiyorsanız, yani bir yandan da bütçenizle ilgili de bu bilgiler aklınızın bir köşesinde dursun. Geldiğim zaman söylemiştim, eskiden Türk filmlerinde burası çöl olarak da kullanılıyordu diye. Öyle bir sıcak var ki burada çalıştığımız zaman biz de hani gerçekten kendimizi çölde zannedip masmavi görüntüsüyle Akdeniz'i de serap diye düşünmeye başladık. Şezlong ücretlerini de söyleyeyim, sonra buradan ayrılacağız. Kendiniz getiriyorsanız hiçbir sakınca yok, getirip kullanabilirsiniz. Ama buradan kiralıyorsanız şezlong 5. Şemsiye 5 TL. Yani ikisi için 10 lira vereceksiniz. Patara'dan artık çıktık. Devam edeceğiz farklı güzellikleri getirmeye. İşte incir, incir. İstanbul'da, pazarda da bu lezzette de olmasa da bulabilirsiniz. Haşlanmış mısır. Doğru mu? Doğrudur. Birçok yerde görebiliriz. Kapatalım. Ama bu nedir? Kaktüs meyvesi. Kaktüs? Evet. Batmasın boğazımıza falan. Batmaz. Yani temizliyoruz, öyle yiyoruz. Bunlar böyle soğukta duruyor değil mi? Evet, soğuk. Kaç lira bu? 1 lira. 1 lira. Bir tane deneyelim ya, buzluğumuz var. Bir tane deneyelim lütfen. Tamam, deneyelim. Bir tane deneyelim soğuklardan. Şöyle gösterelim de nasıl hazırlandığını. Bakayım soğuk mu? Diken var. Neresi diken? Bunlara yer dikendir bunlar. Batar mı? Evet. Allah koru yarabbi. Alalım bunu, böyle gayet güzel. Fazla soğuk değildir de. Sabahtan soğukta mı biraz ılıdı. Böyle açacağım bunu. Heh, artık sen ustalaşmışsın. Böylece. Midelere faydası var. Çekirdekler yediyor mu? Ne varsa yiyoruz. Evet. Güzel. Ben beğendim 1 liraya. Kesin denenmeli lazım. Çok satılıyor mu? Satılıyor. Merak edip yiyen çok oluyordur. Çok oluyor. Vallahi hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Özellikle Muğla istikametinden Kaş'a doğru giderken karşınıza tablo gibi manzaralar çıkıyor. Ve zaten yol boyunca sıralanmış olan arabaları da görebilirsiniz. Buraya bu yoldan geçen misafirler yol kenarlarında park edip işte bu karşılarına çıkan manzarayı resmediyorlar. Burada pozlar veriyorlar. Burası neresi? Burası Kalkan. Efendim,
kendine has mimarisiyle, deniziyle, balığıyla ünlü Kalkan. Zaten çok da bir şey söylememe gerek yok bu güzelliği anlatmak için. Manzara kendi kendine her şeyi çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ülkemizin her köşesi ayrı bir cennet ama Kaş bu konuda çok şanslı. Şimdi bakın, Kaş'a giriş yaptık. Kaş sınırları içerisine nereden? Seydi Kemer'den sonra başladı. Efendim, inanılmaz bir kanyon. Kanyondan çıkıyorsunuz, dünyanın en güzel kumlarına sahip Patara plajı. Yani düşünün, zamanında Çöl diye film çekiliyormuş orada. Oradan çıkıyorsunuz, doyumsuz manzarası, kendine has lezzetleriyle özellikle İngiliz turistlerin gözdesi Kalkan'ı geçtik. Sonra karşımıza bir manzara çıktı. Şimdi ben bunu nasıl anlatayım? Görüntüler zaten her şeyi o kadar iyi anlatıyor ki. İncecik altın rengi kum. Masmavi ama mavinin çok değişik böyle hani buradan neredeyse kendini atlatacak tonlarda bir deniz ve hemen o maviliğin bittiği yerde mavi ile lacivertin buluşması. Şimdi hani o yüzden diyorum bunların hepsi Kaş'ın neden vazgeçilmez bir turizm beldesi olduğunun göstergesi. Burası dedim ya Kaputaş plajı. Şimdi görüntüyü daha iyi sizlere anlatmak için biraz yüksek noktayı seçtik. Bakın buraya gelmek için yolun kenarında bütün arabalar park ediyor. Giriş bedava. Sadece içeride aşağıda şezlonga para veriyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Hani derler ya her güzelin bir kusuru ya da güzel işlerin zahmeti vardır diye. 180 basamakçık aşağıya iniyorsunuz. Oh! Denize giriyorsunuz. Sonra efendim 180 basamakta yukarı çıkıyorsunuz. Sağlığınız müsaitse, dizleriniz el veriyorsa şu güzellik için değil 180, 180 bin merdiveni insan iner çıkar. Gerçekten Kaş çok ama çok özel. Yıldırım farklı bir açıdan yine Kaputaş plajının güzelliklerini ekranlara getiriyor değil mi? Ne kadar işte burada geliyor insanlar, yüzüyor, mutlu. Ama bakın bu yollar binbir zahmetle açıldı. Yarmalar deniliyor bunlara. Ve biz buradan geçerken bir şeyi atlamamak istedik. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Kaputaş mevkiinde bu yarmalar açılırken vukuğa gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçiler. Hasan Şahin, Mahmut Erdoğan, Mehmet Teker, Mehmet Karagül. Onların da isimleri burada. Biz tabii bu güzellikten bahsediyoruz ama onlara da mekanı cennet olsun deyip Fatiha'mızı yolluyoruz. Merhaba, iyi tatiller. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler size. 180 basamak indiniz, yüzdünüz, 180 basamak çıktınız, değdi mi? Değmez mi? Değdi tabii ki. Nereden geldiniz? İstanbul. İlaç gibi gelmiştir. Evet. İlk gelişiniz mi? İlk defa geldim. Her şey güzel. Çok güzel. Kaç poz resim çekmişsinizdir? Çok çekmedik ya. Yani 10 tane, 20 tane en fazla. 10 tane, 20 tane. Yüzler mutlu, peki kolay gelsin. Tamam. Merhaba kardeşim. Merhaba. Yorulmuş gibisin ama bak, bak. Saçlar bembeyaz ama abime helal olsun. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, yorulmuş gibisiniz. Ben merdiven çıkınca yoruldum. Kaydınız mı kaç basamak? Yok. Kaymadık. Kaç sen olabilir? 180 duydum. Duydun tabii, duydum. 180 basamak. Size söyleyeyim, değdi mi? Değdi. Değmez mi ya, çok güzel. İlk defa geldik. Manisa'dan geldik buraya. Bilerek mi geldiniz yoksa yoldan geçerken bu rengi yoldan geçerken. Geçerken gördük. Dediniz ki şuraya bak değil mi, şu renklere bak. Aynen. Su nasıldı? Biz çalışıyoruz, harika. Giremedik ya. Bana isminiz? Gürhan. Gürhan abi, bana suyu anlat. Böyle ayağını sokuyorsun ya böyle. Gerçekten serin, güzel. Anlatılmaz bir derece. Gürhan yaşanır. Abi, Manisa'ya ne zaman dönüyorsunuz? Şimdi hemen. Ben neyse bir ay daha buralardayım, alırım bunun intikamını. Evet. Bu güzel aileye teşekkür ediyoruz. Teşekkür, İyi tatiller, iyi tatiller. Bak kardeşime 180 değil, 1180 basamak olsa çıkacak gibi. Çıkarız çıkarız, hiç sorun değil. Buraya da değer zaten. Herkes böyle aynı şeyi söylüyor. Nereden geldiniz?
Bursa. Bursa. Evet. Yeşil eşimle. Bursa, cennet Bursa ama. Evet, kesinlikle. Bilerek mi geldiniz, yoldan görüp mü? Biz şeyde, Belek'te tatil yaptık otelde. Şimdi geze geze İzmir'e doğru, kayınpederin evine doğru gidiyoruz. Evet. Güzel. Hayır, Kemer, burayı gördünüz. Yok, hayır. Biz Kaş'a geldik. Bir iki gece Kaş'ta kalacağız. Buranın da güzel bir yer olduğunu araştırmıştık zaten. Peki. Gelmiştik buraya. Geldik. Güzel oldu yani. Değdi çok çok. Kaç basamak çıktınız? Saymadım. 180. 180 bayağı var. Sabah hemen geçti herhalde. Ama engelliler için de bir asansör yapsalar iyi olurdu. Engelli vatandaşlar da faydalanması iyi olurdu burada. Bu mesaj inan mutlaka yerine gidecek. Benim aklıma gelmedi. Bunu düşünüp söyleyeceğim şimdi. Çıkarken benim aklıma geldi. Biz vallahi çıkıyoruz ama çıkamayan ve burayı hak eden başka çok insan vardır. Ne kadar güzel mesaj. Yani hani derler ya, bak bunu samimi söylüyorum. Hani insanın bazen içinin güzelliği yüze vurur diye. İşte öyle bir arkadaş. İyi tatiller diliyorum. Aileye selamlar. Sahiden doğru. Ne kadar güzel bir konuya değindi kardeşimiz. Ben inanıyorum ki en kısa sürede onun için de gerekli her şey alınacak ve engelli kardeşlerimiz, abilerimiz, dostlarımız da buradan faydalanacak. Ne demiştim? 180 değil, 180 bin olsa bu güzellik için değer. Harika. Kaş'ta çekimi yaptığımız gün Cuma. Cuma'nın bir özelliği var, Kaş'ın pazarı. Şimdi pazarın bir kısmı beni hiç ilgilendirmiyor. Orada her pazarda gördüklerimizi görürüz. Şimdi ne yapıyoruz? Deniz, kum, güneş, tarihe biraz ara veriyoruz. Biraz böyle hayatın içine giriyoruz. Şimdi hava sıcak. Bugün biz ne dedik? Terledik. Hava bize sıcak da. Bazı diyor ki deniz kenarında hava sıcak ama bak hava en çok kime sıcak acaba? Ablam nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim. Bu saat oldu, hala yüzün gülüyor, enerjin yerinde. İyi, Allah'a şükür. Nasıl işler? İyi, güzel. Merkezde misin? Başka yerde misin? Ben köyden geldim, Pelenli'den. Yakın mı buraya? Yakın. 10 kilometre. Kaç'ta geldin? Kaç'ta kurdun tezgah? Saat 8'de. Sen gözleme var, başka? Her şeyler var. Biz 4'te geldik, o ne? Bak kıskanca bak, gel şöyle kıskanç gel. Kim bu kıskanç, komşu mu? Bu patron, patron. Patron, duruşa bak, dur. Herkes patron. Dur ben şu araya bir gireyim ya. Ekip işi, patron değil. Ekip işi ama evet. Cüzdan sende. Ya ne yapalım doğru, öyle. Doğru dedim mi ablam? Ya, evet. Doğru dedim bak. Onların sayesinde ben ayaktayım. Onlar yardım etmeseler tek başına başaramam ki. Ablam parça başı mı alıyor yoksa günlük belli mi? Günlük belli bir fiyat. Sabah kaçta başlıyor ablam? Onlar 8'de başlıyor. Kaçta bitiyor? Biraz sonra toparlamaya başlıyor. Hadi de ki 6, 10 saat. Evet. Bu güneş, bu sıcak havada evet. 10 saat. Öyle ya, pazar yerimiz uygun olmadığı için böyle hani çakılın içinde brandamız yok, üstümüzde şeyimiz. Kendimiz hazırladığımız için abla, sabah erken geliyoruz 4'te. Bir dakika, ben önce 4'te. Ablamın hakkını savunacağım. Bir dakika. Tamam, tamam. Ben söyleyeyim, 10 saat evet. Güneşin altında ablamın günlük en az bir 80 lira alması lazım. Yani 80 olmasa da biz de onu tatmin edecek şekilde ablam, yardımcı olmaya çalışıyoruz. İyi mi aranız? İyi, iyi, çok iyi. Hakkını alıyorsun değil mi? Yüzün gülüyor. Alıyoruz, alıyoruz. Hiçbir zaman şey yapmam. Ben kendim de elin yanında çalıştığım için önce onlar memnun olsun ki beni memnun etsinler. Enişte nerede? O da ileride. Akşama yiyeceğimiz hemen şeyi bile götürüyoruz bak evimize. Herhalde. Patron iyi de ondan. Ha, sen buradan alıyorsun, kendini hakkını da götürüyorsun. Evet. İyi, iyi, var. Olsun. Tamam, iyi. Sağlık olsun. Size ne ikram edeyim? Yok, biraz daha, biraz daha biraz daha. Şimdi geziyorum millet, denizde kaçabiliyorsunuz mu arada? Yok. Bugün deniz yok. Yani çünkü ben yaz boyunca kaçabiliyor musunuz? Yaz boyunca hafta arası müsait olduğumuz zaman gitmeye çalışıyorum. Çünkü böyle bir güzel yerde olup da denize gitmeden durulur mu? Sen de gidebiliyor musun ablama? Gidiyorum, gidiyoruz Allah'a şükür. Bir şey söyleyeyim mi? Çalışmak iyi güzel de arada evet, da şu cennetin de tadını evet, çıkartmak lazım. Evet. Baştan veriyorum fırsat bunu. Fırsat buldukça hı, gidiyoruz. Bu kaçtan da 10 lira. 10 lira. Tahinli evet. Tahinli 10 lira güzel. Hı-hı. Bu 4-3 kişiye yeter. Evet. İşleri iyi. Şükür Allah'ıma şükür. Az da yetinmesini biliyoruz. Peki kolay gelsin. Şimdi para patron kim? Sen misin enişte mi? Herkes kendinin patronu. O ayrı bir iş yapıyor. Ben İyiciler kendi adıma yapıyorum. Çocuklar. Evet, onlar için çalışıyoruz. Her şey onlar için. Onlar peki mutlu olsun, onlar okusunlar, gelecekleri sağlam olsun. Onlar için uğraşıyoruz. Aynen, ne yapalım aynen ki? Aynen öyle. Kolay gelsin ablalar. Sağ ol. Ablam kolay gelsin. Hoş geldiniz. Kimdir abi? Eşim. Ya niye sinirlendirdi seni şimdi bu? Ya enişte.
Olur bazı öyle şeyler. Ben şuradan görüyorum. Geldi seni sinirlendirdi burada. Doğru mu? Olur bazı ufak tefek şeyler. Yine de bir şey de söylemiyor. Nasılsın annem, iyi misin? İyiyiz. Nasıl bugün pazar, iyi oldu mu bari? Ha işte normal gene. Nerenin karpuzu, patlıcanı bunlar? Uğrarım. Sizin oranın mı yani? Evet. Kendi ürettiğimiz var. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Eniştenin dünya umurunda değil. Enişte yiyor. O öyle diyor. Kadınlar düşünür hep. Vallahi hep kadınlar düşünür. Evet. Vallahi geçim doğru söylüyorsun. Kadınlarda. Bizim evde de aynı. Buranın pazarı da acaba sosyetik mi diye, çarşı biraz pahalı geldi. Pazar nasıl diye biraz gezeyim dedim ama pazar iyi. Domates kaç lira acaba? Domates 2,5 lira Antalya gibi yerde. Evet. Niye bu sene böyle abla? Üretmek çok zor. Sıcakta çalışmak çok zor. Bunlar kim? İnsan gücü. İnsanın gücü ne kadar yeter? Ama bu sene biraz pahalı ya da kaş mı pahalı ben anlamadım. En ucuz kaş var. Biz hep işin tabii tatil bölgelerini falan gösteriyoruz ama hayatın kendisi de pazar işte. Sabah 4'te diyor ablam, çıktım geldim diyor. Sen kaçta kalktın geldin? Aynı işte 3.30-4'te ayaktayız işte böyle. Allah kolaylık versin valla. Zor. Gözüktüğü gibi olmuyor. Herhalde gözüktüğü gibi olmuyor abi bak. Şimdi bazı ablaların işleri, onların yüzler gülüyor. O bitirmiş işi. Bir karpuz Karpuzu satın aldım, satır. Sen ne sattın bugün? Biber sattım. Hani nerede biber? Süt sattım, yoğurt sattım. Hani nerede süt, biber, yoğurt? Ucuz sattım, gitti. Parayı da cebe koydun, yüzdü. Ucuz sattım, gitti. Kaça sattın biberi? Biberi 2,5-2 lira. Ya normal zaten her yerde öyle. Sütü? Sütü 2 lira. Süt 2 lira. He. Ya süt 2 lira, su 2 lira. Çok ilginç değil mi? Yoğurt 5 lira. Yoğurt sattım. Oo. Şimdi eniştem var mı? He? Eniştem. Var. Artık parayı yemiştim. Hasta. Ona gidecek. Hasta. Bir de gideceksin ona yemek hazırlayacaksın. Yemek hazırlayacağız. Vallahi. Bekliyiz işte, araba bekliyiz. Gideceksin de. Uzak mı köy? Kasaba. Ne kadar da gidiyorsun buradan anne? Yarım saate var diye. Yarım saat. Hı. Şimdi o da seni bekliyordur artık, geldi. Bekliyedir. Peki, kolay gelsin. Sağ ol. Hayırlı işler olsun. Sağ ol. Hayırlı işler. Kalmış fasulyeler. Fasulyeler. Bugünkü rızk da bu kadar. Ama kalmaz akşam herhalde. Kalır bugün kalacak. Kalırsa ne olacak, evde sen yiyeceksin. Öyle yapacağız, ne yapalım. Ya bu kadar fasulyeyi tek başına yiyemezsin. Biz de gelelim, ekip beraber yiyelim. Buyurun gelin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Kaşta sorduk, soruşturduk. Dedik ki öyle bir yer söyleyin ki, öyle birini söyleyin ki bana balıkla ilgili bilmediğim bir şey söylesin. Hani ben dedim çok gezerim ya, hani çok gezen çok bilir ya, dediler ki Serpil ablanı bul. Serpil ablayı sorduk. Serpil ablam bizi bekliyormuş meğer, balıkları hazırlamış. Serpil ablam hayırlı işler. Selamünaleyküm. Vaaleykümselam. Nasılsın? Allah'a çok şükür, hamdolsun. Geleceğimizden zaten haberi vardı ama şunu söyleyeyim, iddialı. Abla bana bir balık göster, bana bir balık söyledi ki Mert, bu balığı bizim Kaş'tan başka yerde bulamazsın, göremezsin, yiyemezsin. Öncelikle Mert kardeşim, bu Kaş'taki balıkların hepsi benim tezgahımda günlük olarak gelir. Benden başka deniz balığı burada zor bulursun. Hatta reisim de benden başka hiçbir yerde yemez, belediye reisi. Bilir ki Kaş'ın balığı. Benden başka kimse olmaz. Şimdi ben nereden anlayayım hangisi Kaş'ın balığı? Mesela yerli kalamaz. Benden başka bir yerde göremezsin. Bu oltayla mı? Olta. Yok. Olta. Zıpkın balığı hem benim dini inançlarıma aykırıdır, günahtır, mümkün değil. Hem de ben ekmek yedim, denize ihanet etmem. Bakın, Allah razı olsun. Şu verdiğim mesaj o kadar önemli ki. Mümkün değil. O zıpkınla bazı yerler hemen ihbar etsinler. Gördü mü biri zıpkını, gitsin şikayet etsin. Aynen, benim inançlarıma aykırı bir kere, günahtır. Allah razı olsun. Bir de ekmek yiyorum ben oradan, 30 yıldır benim nasibim orada, kısmetim orada. Doğru. Ha şu, buna biz iskoroz deriz, Kaş'ta. İskoroz. Bu erkek. Nereden anladın bir bakışta? Öyle deriz. Bu erkeğidir, bu dişidir. Renginden? Renginden. Erkek kararmış güneşin altında. Çalışmış. O toplayacağım, yengeç erkek toplayacağım diye. Sen güzelliğine baksana. Bu tava balığı olur, zeytinyağda. Zeytinyağda tavası güzel olur. Kalın bir pulu var.
Barbungillerden lezzet olarak barbuna benzer ama barbundan daha üstün. Hem daha ucuz. Kaç lira bu? Kilosu 80 lira. Bu zaten bu elindeki geldi 300 gram. Doğru. İki tane yetiyor zaten şöyle mesela iki kişiye. Salatası da dahil oluyor zaten bunun 100, içinde. Bir mavilik gider. Gider. Bir mavilik gider. Gider. Bu balık başka yerde yok mu? Kaş'tan yok, başka? Yok. Başka. Kaş kalkan. Başka bir yerde bulamazsın. Ne yapıyorlar? Ondan sonra çeviriyor musun denizi? Gelmesin, başka yere gitmesin, Finike'ye, Demre'ye geçmesin diye acaba? Yok. Herhalde kaşın tabiatından. Allah evet. Öyle yaratmış ablam. Ne diyeceksin? Ha bu baba. 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 Balıkçı Yusuf'tan geldi. Bütün hepsi balıkçı Yusuf'tan geldi bugün. Yusuf amca kaç yıllık balıkçı? Kaşın yerlisi. Buranın, burada doğmuş, burada büyümüş çocuk. O da oltacı mı? Oltacı. O ha, çocuk. Onunla bir gün balığa gitsem. O çocuk olta balığı alır. Bir de şey, ne diyorlar? Kara Yusuf. Paragadi. Paragadi? Paragadi. Yani o şey. Orfoz değil mi? Zıpkınsız. Şunlara bak. Bak bunu müşteriler bana der ki, abla nasıl böyle yumuşak olur? Bunun şeyi vardır, derisi vardır, derisi alınır. Şuradan şöyle kesersin, kafasını çıkartırsın, ondan sonra böyle yararsın, bel kemiği var, bak. Bel kemiğini gördün mü? Evet. Bel kemiğini alınca böyle dırırırırt şeyleri çıkar, derisi çıkar, yumuşacık olur. Zarın almazsan çok sert olur, zarın alacağım bunun. Anladım. Herkes bilmez onu. Bunu ne yapacağım, ben bir şey söyleyeyim mi? Bunu ben yemeyeceğim, babanın yanında yatacağım artık anladığım bunu, kadarıyla. Bunu Mert kardeşim bana sorarsan eğer, şöyle yarım açarım şöyle şöleliğine. Ekmek kömür alır. Yok. Kömür ızgara cısır cısır. Sonra elinle yiyeceksin bunu. Böyle kılçıklarını böyle sıyra sıyra yiyeceksin. Tadı öyle ama olsun. Ama ben sana dedim ki buna bir maaş gider dedim. Sen de alırım dedin. Ben alırım. Bu orfoz ne kadar yiyeceksin alırım. Orfozu? Vallahi ben 8 tane alırım kardeşim. Balık Yusuf'a sorabilirsin. Bunun kilosu 80 lira. Bu kaç kilo? Bu kaç kilo geldi? 6 kilo değil miydi? Ha. 6 kilo. 6 kiloydu. Bunu geçtik. Güzel balık. Allah yiyene afiyet versin. 80 alırım. Ben millet gibi uçmam. 80'e kilosunu alırım. İstediği balıkçıya sorun. Bunun kilosu ben 150'den veririm kardeşim. Peki. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Allah razı olsun. İşin rast gitsin kardeşim. Alemde abi merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ben yıllardır duyuyorum. Kaş, kalkan, kekova, dalış. Bir de son yıllarda yamaç paraşütü de var galiba değil mi? Nedir bu kadar cazip olunmasının sebebi? Coğrafya mı? Tabii ki öncelikle coğrafya. Kaş'ta şöyle bir imkanımız var. Arkası olduğu gibi yüksek dağlarla çevrili olduğu için çok kısa mesafelerde her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani bir saatlik bir yürüyüşte 3020 şeyle araba transferiyle 3020 metre Akdağ'ın zirvesine gidebiliyorsunuz. Ondan sonra aşağıda kanyon var 1200 metrelerde onları yapabiliyorsunuz. İşte yamaç paraşütü için çok elverişli. Denizin altı zaten ayrı bir güzel. Yani bütün atmosferin bütün katmanlarında aktivite yapabiliyorsunuz bir saatin içerisinde. Kaş'ı özel kılan şey bu. Deniz altında en böyle tercih edilen güzergah neresi Kaş'ta? Yani bir sürü var. Bu Kaş'ın hemen yakınlarında 20-25 dakikaya gidebileceğiniz 20'den fazla dalış noktası var. Hepsi kişilere göre değişiyor. Yani insanların belgelerine göre değişik. Kaş'ta işte kanyon dalışı da yapılıyor, batık dalışı da yapılıyor, rif dalışı da yapılıyor. Yani dalmaya yeni başlayanlar içinde, en profesyoneller içinde. Evet, burası diğer bölgelere nazaran dalış açısından görüş mesafesinin çok uzun olduğu bir yer. Yani suyun altına girdiğinizde 30 metre, 40 metre ilerisini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Başka yerlerde göremezsiniz böyle. O yüzden cazip bir yer. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi sezonlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Cennet köşelerde Kaş'ı gezdik ama bunu sık sık dile getireceğim. Kaş'ı anlatmak için öyle birkaç program yetmezmiş. Bunu bir kere daha görmüş olduk. Peki Kaş'ta ev sahibimiz kim? Sayın Halil Kocaer, Kaş Belediye Başkanı. Halil Bey merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz Beyaz TV. Çok teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Cennette yaşıyorsunuz Sayın Başkanım. Bir tarafından başladık buz gibi sulardan, öbür tarafından harika bir gün batımıyla biz Kaş'ta bir günde doyamadan gideceğiz. Siz programı Cennet Köşeleri zaten iyi bir isim bulmuşsunuz. Bu isim de Kaş'a yakışıyor. Kaş 2331 kilometre karelik bir coğrafyaya sahip. Likya tarih ve coğrafyasının paylaşıldığı
Aynı zamanda turizm tarımla halkının geçimini devam ettirdiği sıfır denizden başlayıp 3024 metre yüksekliğe kadar yükselen bir coğrafyaya sahiptir Kaş ilçemiz. Kaş ilçesinin kış nüfusu 60 bin, yaz nüfusu 100 bin civarındadır. Hemen yakınımızda Yunanistan'ın Meis Adası vardır ve aynı zamanda Kaş Meis kardeş şehirdirler. Biz her yıl, bu yıl 19. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'ni yaptık. Ve aynı zamanda da 12. Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı'nı yaptık. Oradan atılan her kulaç dostluk için, komşuluk için atılan kulaçlardır. Ve aşağı yukarı 300 civarında bir yarışmacı bu yüzmede bulundular. Ve şimdi Kaş'ı şöyle tarif edeyim. Kaş'ın önü yaş, arkası taş, ortası kaştır. Şimdi önü yaş dediğimizde deniz, arkası gördüğümüz şu kayalıklar ve de işte ortası bulunduğumuz şu Cumhuriyet Meydanı ile bir defa bütünleşen Cumhuriyet Meydanı'nda her yıl 29 Ekim'de etkinliklerin olduğu ve Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana da devam eden bir Cumhuriyet kutlaması vardır burada. Kaş'ta turizm çeşitliliği vardır. Bir, söyledim. Likya'nın başkenti Patara'dır. Aşağı yukarı M.Ö. 2000 yılına varan bir tarihe sahiptir. Hala orada gaziler devam etmektedir. Dünyanın en eski deniz feneri oradadır. Dünyanın ilk demokratik parlamentosu Patara'dadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onarılmış ve dolayısıyla sonra Turizm Bakanlığı devredilmiştir. Ve sadece Likya'nın başkenti Patara olmakla Patara ile sınırlı bir antik kentlere sahip değil. Yakınında İksantos, Seyidi Kemer içerisindeki Laton, burada hemen Fellos, Kiana, buna benzeyen birçok tarihi ve turistik yerleri vardır. Diğer taraftan burada dünyanın sayılı dalış merkezlerinden birisidir. Burada mavi yolculukla beraber bilhassa Kaş'ın temiz sularında derine doğru inen dalışlar olmaktadır. Ve bir numarada dalışlar yapılmaktadır burada. Diğer yönden paraşütle uçmak suretiyle paraşüt uçuşları da vardır. Bu da yine bizim turizmin bir çeşitliliğidir. Kaş'ı ziyaret eden Mert Savaş'la Cennet Köşeleri Kaş'ta buluştuk. Ben burada önce Beyaz TV'ye teşekkür ediyorum. Sonra Kaş'ı ümit ediyorum en güzel şekliyle çektiniz ve tanıtacaksınız. Kaş'ın mutlaka cazibesi, Kaş'ın görünümü, Kaş'ın Türkiye'deki turizm tatil seçimlerinde daha öne çıkmasını temin edeceksiniz. Vazifemiz. Ve böylelikle ben Mert Savaş'la Cennet Köşesi Kaş'taki Beyaz TV çekimlerindeki kameraman arkadaşımız ve Mert Savaş'a ben teşekkür ediyorum. Ve iyi yayınlar diliyorum ben size. Ve aynı zamanda son söz, bu yayında bizi seyreden bütün seyircilerimizi Kaş'a tatile davet ediyorum. Cennet köşelerin sonuna geldik. Kaş'ı gezdik ama bazı programlarda bunu dile getiriyorum. Daha tekne turuna çıkmadık. Gidemediğimiz, anlatamadığımız güzellikler var. Yani aslında Kaş için bir, iki değil, en az 3-4 programda yer ayırmam lazım. Kaputaş'ın mavisini hiçbir zaman unutamayacağım. Saklı kentteki macera aklımın her zaman bir köşesinde olacak. Plajları, masmavi denizi, doğası, her yer gerçekten harika. Bugünlük bizden bu kadar. Cennet Köşeler'de başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.